Merhabalar herkese. Öteki dünya yani batı dışı dünya bu hafta Rusya'da, Rusya'nın Kazan şehrinde BRICS zirvesi için bir araya geldi. Tabii 36 tane devlet ve 20 tane devlet başkanından bahsediyoruz. Buraya Kazan'a gittiler. Bu hafta salı günü başladı zirve, resmi olarak perşembe günü bitecek. Ve bu zirve tabii ki her şeyden önce dünya siyasetine etkilerinden önce Rusya için önemli bir diplomatik zafer oldu. Niye? Çünkü Rusya Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana ekonomik ve siyasi yaptırımlar altında, Batı'nın yaptırımları altında. Ekonomik yaptırımların yanında işte hatırlayın Uluslararası Ceza Mahkemesi de Putin için bir Ukrayna'daki insani suçlardan dolayı bir yakalama kararı çıkartmıştı. Bu yüzden Putin birçok ülkeye bugün seyahat edemiyor. Hal buyken tabii ki bu kadar ülkenin ve devlet başkanının Rusya'yı ziyaret ediyor olması ki bunların birçoğu büyük ihtimal Putin'le ikili görüşmelerde gerçekleştirecek Rusya için önemli bir kazanım. Batı'ya ben hala buradayım. Beni hala siz kabul etmeseniz de beni dünyanın birçok ülkesi kabul ediyor. Hatta yani Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı, Ukrayna işgalinde birçok devlet isteyerek de olsa istemeyerek de olsa kabulleniyor, kanıksıyor demek ki bu tabii ki önemli bir kazanım. Tabii BRICS deyince akla hemen iki önemli ülke geliyor. Çin ve Rusya BRICS'in en önemli ülkeleri. Tabii Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Putin bir araya geldiler bu zirve için. Birkaç gün önce kameralara da görüntüleri yansımıştı. Ve buradaki tabii bu görüşmeler yani Xi Jinping ve Putin'in görüşmeleri tabii ki çok önemli. Hatırlayın yine Ukrayna Savaşı'nın başından önce de bir araya bu ikili bir araya gelmişti. O zaman galiba Çin'de bir araya gelmişlerdi ve no limits yani limitsiz hani sınır olmayan her şeyin mümkün olabileceği bir ortaklık seviyesine ulaştıklarını ilan etmişlerdi o zaman. Ki ondan hemen sonra Ukrayna işgali gerçekleşti. Genelde de işte bu zirvede Putin'in Xi Jinping'in bir şekilde onayını da aldı yani bu şey için, işgal için. Tabii o zaman muhtemelen onayını isterken çok daha küçük bir operasyon için büyük ihtimal bunu böyle bu şekilde söylemiştir. Bu kadar büyük bir savaşa dönüşeceğini muhtemelen ikisi de tahmin etmemişlerdi o zaman. Dolayısıyla bu ikilinin görüşmeleri her zaman önemli. Bu görüşmede de yine Xi Jinping'in açıklamaları önemliydi. Dünyanın bir asırdan bu yana görmediği şekilde büyük bir dönüşüm geçirdiğini, uluslararası sistemin oldukça kaotik olduğunu ve iç içe geçmiş olduğunu söyledi ve yani dolayısıyla bu partnerlik de yani bu ortaklık da Rusya ve Çin arasındaki dünya uluslararası düzendeki hakkaniyeti ve eşitliği de getirecek dedi Xi Jinping. Tabii BRICS'in bu zirvenin önemli şeylerinden bir tanesi, özelliklerinden bir tanesi de geçen seneki genişlemeden bu yana hatırlayın geçen sene İran, Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan BRICS'e katılmışlardı. Dolayısıyla ilk defa bu kadar büyümüştü yani hani BRICS. 1 Ocak'ta onlar BRICS'e üye olmuş oldular. Bu zirvede ilk defa devlet başkanları düzeyinde BRICS'in genişletilmiş bir şekilde toplantısı, zirvesi olmuş oldu. Bu katılanların haricinde de 3 tane devlet yani birincisi tabii ki Türkiye. Türkiye'de Rusya açıklamıştı Türkiye'nin BRICS üyeliğini, BRICS başvurusunu. Türkiye'de sonra da tabii kabul etti. Ve Türkiye dışında da Azerbaycan ve Malezya var BRICS'e üye olmak isteyen. Tabii BRICS deyince, BRICS tabii son zamanlarda artık biraz da batıya rakip, batının dışında batıya alternatif güçlerin, batıyı tehdit eden güçlerin de bir toplanma yeri olmuş oldu bir nevi. Tabii bunu biraz Rusya ve Çin'in, Rusya ve Çin'in ve İran'ın şimdi de bunların varlığı biraz bu karakteri veriyor BRICS'e. Biraz da Çin galiba bunu bu şekilde, yani bu iki devlet biraz daha bu şekilde formüle etmek istiyorlar. Tabii bu bütün devletlerin paylaştığı bir vizyon değil. Daha çok Rusya ve Çin'in bakış açısı işte Batı'ya karşı diplomatik olarak yalnız olmadıklarını göstermek ve etraflarına böyle bir koalisyon oluşturmak, müttefiklikler oluşturmak ve bu BRICS de bunun için önemli bir araç. Çünkü neden? Çünkü diğer ülkelere, 3. dünya ülkelerine, diğer ülkelere işte Brezilya gibi yani Brezilya şey de zaten üye de bunun gibi ülkelere hem ekonomik fırsatlar sunuyorlar hem de Batı'dan bazı bir şekilde memnun olmayan, Batı'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın bazı politikalarından şikayetçi olan ülkelere de bir şekilde dengeleme imkanı veriyorlar ki Türkiye'de işte bunlardan bir tanesi zaten.
Türkiye'nin problemi burada bu arada. Yani Türkiye bu tarz işte alternatif örgütlere başvuru yapma konusunda yalnız değil. İşte farklı işte Rusya ile Çin'le ilişkiler, hani bir yandan Batı ile iyi ilişkiler olurken Rusya ve Çin'le iyi ilişkiler de geliştirmek isteyen tek ülke bu değil. Yani birçok ülke bunu yapıyor. Türkiye'nin sorununu biraz daha diplomasiyi çok kötü kullanıyor olması, düşmanlaştırıcı, güven kırıcı bir şekilde güven kırıcı dili, güvenilmez olması. Bu sadece Batı ile olan ilişkilerini zedelemiyor. Aslında diğer işte Rusya'da, Çin'de yani herkes hani Türkiye'yi biraz daha güvenilmez, özellikle de Türkiye'nin liderliğini, hükümetini güvenilmez, güven verici bulmuyorlar yani Türkiye'yi. Türkiye'nin sorunu biraz da diplomatik daha çok. Ve tabii şunu söylüyordum, yani bu özelliğini daha çok Rusya ve Çin veriyor BRICS'e, Batı alternatif, Batı karşıtlığını. Ancak bu tabii ki bütün BRICS ülkeleri tarafından paylaşılmıyor. Mesela Hindistan'da, Brezilya'ya baktığımız zaman bunlar Batı'yla ilişkileri koparmak isteyen ülkeler değiller. Yine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, bunlar da Batı'yla ilişkileri koparmak isteyen devletler değiller. Bunlar da bir nevi aslında riski dağıtan, farklı unsurlarla ilişki kurmak isteyen, aynı zamanda da Çin'in ve Rusya'nın sunduğu, mesela Rusya çok ucuz bugün petrol sunuyor. Diğer işte ürünlerini, Batı yaptırımları nedeniyle tarım ürünlerini işte ya da ilaçlarını daha çok daha ucuza vermek durumunda kalıyor. Bu da tabii işte Hindistan gibi ülkeler için, Brezilya gibi ülkeler için önemli ekonomik fırsatlar sunuyor. Bunlar bu devletlerde Avrupa'nın, Amerika'nın kendi hassasiyetleri nedeniyle bu fırsatlardan vazgeçmek istemiyorlar. Ancak bunlar bu demek değil ki Rusya ve Çin gibi BRICS'in Batı karşıtı bir organizasyona dönüşmesini istiyor anlamına da gelmiyor. Yani Hindistan ve Brezilya'nın perspektifi, BRICS içerisindeki perspektifi Rusya ve Çin'den çok daha farklı bir konumda konumlanıyor. Buna tabii Hindistan ve Brezilya'ya tabii şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır da ekleyebiliriz. Yani bunlar da Batı ile Amerika ile ilişkilerini koparmak isteyen devletler değiller. Her ne kadar bu ilişkilerde bazı şikayetleri olsa da. Dolayısıyla burada bir açmaz da ortaya çıkıyor. Yani Çin ve Rusya her ne kadar bir yandan bu ittifakı, yani BRICS'i genişletip Batı'ya karşı bir rakip, bir organizasyon, rakip bir örgütlenme olarak bunu ortaya çıkarmak isteseler de kendi diplomatik yalnızlıklarını örtmek için, özellikle de Rusya'yı bağlamında konuşuyorum. Bu genişleme aynı zamanda farklı perspektifleri de örgütün içerisine sokuyor ve bu da tabii ki örgüt içerisinde, yani önümüzdeki dönemde karar alma, bir yön belirleme, strateji belirleme, bu konularda örgüt daha sıkıntı çekecektir. Çünkü bu ülkelerin hepsinin perspektifi Batı ile ilişkiler konusunda olsun, Batı'ya rakip o, Amerika'ya rakip olma, Amerika ya da Amerikan hegemonyası olsun, bu konulardaki perspektifleri aynı değil, özellikle de Çin ve Rusya ile. Öte yandan son olarak şu Kazakistan'dan da bahsetmek isterim. Yani Türkiye, Azerbaycan ve Malezya BRICS'e başvurmak isterken Kazakistan'da başvurmayacağını açıkladı ilginç bir şekilde. Bu da tabii haftanın önemli, ilgi çekici gelişmelerinden bir tanesiydi. Kazakistan BRICS'e başvurmayı düşünen, yani BRICS'le bir gözlemci seviyesinde BRICS'in etkinliklerine yine katılıyor Kazakistan. Ancak BRICS'e katılmayacağını söyledi ve bu açıklamada da aynı zamanda BRICS'in Birleşmiş Milletler'e bir alternatif olamayacağını da vurguladı Kazakistan. Tabii Kazakistan, Rusya ve Çin arasında biraz daha sandviç olmuş. Yani ikisi arasında sıkışmış bir ülke. Orta Asya'nın en büyük ekonomisi, en büyük devleti diyebiliriz. Ve bir kendince bir dengeleme politikası da izliyor olabilir. Yani bu şekilde yorumlanabilir. Çin ve Rusya arasında sıkışmış olan, yani böyle bu iki devlet arasında sıkışmış olan bir devlet için bir şekilde BRICS'ten kendisini uzaklaştırarak hala Batı ile, Amerika ile buralardan destek görebilme, ilişkilerini kuvvetlendirebilme, bu şekilde bu iki güç arasında kendi bağımsızlığını, kendi varlığını devam ettirebilme güdüsü güdüyor. Yani bu şekilde anlaşılabilir Kazakistan'ın BRICS'e üye olmama talebi. Yani Rusya ve Çin'in bu kadar fazla güdümüne, yani bu kadar fazla Rusya ve Çin'le aynı tarafta gözükmek istemedi Kazakistan. Bu da ilginç bir durum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.